Şimdiki dosyamız bir suikastın hikayesi. Tam 4 yıl önce şu sıralarda hepimiz sarsıldık. Türkiye'nin başbakanına hem de bir kongrenin tam ortasında iki kurşun sıkılmıştı. Türkiye birbirine girdi. Kartal Demirağ taklalar atıp canını kurtardı ancak yakalanıp hapse atıldı arkasından da. Sonra her şey unutuldu. Tam tipik Türk tepkisiydi. Oysa soruşturmada çok ilgi çekici ilişkiler ve isimler ortaya çıktı. Daha da garibi, başbakanı açıkça öldürmek isteyen insan 4 yıl sonra serbest kaldı. Peki bu insan kim? Tek başına mı hareket etti? Gerçekten tetiği çeken o mu, yoksa geri planda başkaları mı var? Kartal Demirağ ile konuştuk ve size bu dosyayı açtık. Şimdi bu işi değiştirdik. Buyur kardeşim. Bu sahneyi çok iyi hatırlıyorsunuz. Başbakan Özal tam kaçakçılığın önlenmesinden söz ederken iki kurşun sesi salonu çınlatmıştı. Özal parmağından aldığı yarayla kürsünün altına eğilirken kongre salonu silah sesleriyle cehenneme dönmüş ve sonuçta 14 kişi yaralanmıştı. Tetiği çeken suikastçı önce bir korumanın kurşunuyla kolundan vuruldu, ardından karga tulumba götürüldü. Adı Kartal Demirağ'dı. O gün tüm uluslararası ajanslar ve dünya televizyonları olayı ilk haber olarak verdiler. Ertesi gün suikast tüm gazetelerin manşetindeydi. Herkes aynı soruların yanıtını arıyordu. Kim ve neden? Başbakan Özal o gün yaralı parmağıyla konuşmaya devam etti. Ve daha sonra da olayın arkasında bazı karanlık güçlerin olduğunu söyledi. Bu arada ANAP'ın ittifakçı kanadı da suçlandı. Çünkü suikastçı MHP'liydi. O dönemde de ANAP içinde kutsal ittifakçılar liberallere karşı çetin bir mücadele veriyorlardı. Tabii bunların yanı sıra uluslararası komplo teorileri de üretildi. Ancak zamanla konu küllendi. Suikasti yapan Kartal Demirağ sorgulandı, yargılandı ve başbakanı öldürmeye tam teşebbüs suçundan 20 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Başsavcısı Nusret Demiral da mahkeme heyeti de Kartal Demirağ'ın bu işi tek başına gerçekleştirdiğine karar vermişlerdi. Dosya böylece kapandı. Kartal Demirağ da şartlı tahliyeden yararlanarak cezasının 1/5'ini çektikten sonra önceki ay tahliye edildi. Biz de olayın 4. yılında Özal suikastını yeniden araştırdık. İfadeleri, tutanakları inceledik, tanıkları dinledik. Suikastin başroldeki Kartal Demirağ'la konuştuk. Ve Özal suikastı dosyasını yeniden açtık. Kartal Demirağ, Afyon'un Daskırı ilçesinde bu evde büyüdü. 1956 doğumluydu. Huzursuz bir aile içinde hırçın bir çocuktu. Asıl adı Ahmet'ti. Ancak gerek kavgacılığı gerekse Beşiktaşlılığı nedeniyle amcası ona Kartal adını verdi. Çardak'ta okuyordu önceleri. Burada çok kavga ediyordu şeyler, arkadaşlarıyla falan. Buna o zaman Türkeşçi falan diyorlardı. Yani Türkeşçi olduğu da o zaman için söyleniyordu ve şimdi de o şekilde gösteriyordu. Yani bütün niyetleri, tavırları, şunları bunları. Bunu tabii disipline çok veriyorlardı okulda. Kendisi de bir yer, başka bir okula gitmek istiyordu. Ben baktım, benim adım da Ahmet Demirağ, onun adı da Ahmet Demirağ. Sonra gelen kartlar, mektuplar da karışıyordu. Onu bunu bana, benimkini ona veriyorlardı falan. Dedim, Kartal sen el şeyi, Ahmet dedim, el ise sen adını Beşiktaş'ta seviyor tabii o arada çok. Dedim, senin adını şöyle koyalım, Kartal olsun dedim. Hem Beşiktaş olarak hem de ismini değiştirmek suretiyle. Sonra kendisi de biraz tabii Kartal gibi kavgacı, yırtıcı. Gerçekten doğru yani. Ben her an için kavga etmeye meyilli bir insanım. Çünkü hemen kızıveririm. Haksızlık gördüğüm anda böyle hiç hemen kavga ederim. Laf kavgasını sevmem de yumruk kavgasını iyi yapıyorum. Laf kavgasını yeniliyorum yani. Söz kavgası yapamıyorum. Abi haksızlığı uğrayayım, bir şey yapayım, kavga ederim ben. Bu yırtıcı kartal cesareti sayesinde kısa sürede Daskırı Ülkücü Gençlik Derneği'nin başkanlığına getirildi. O artık komando kartaldı. Kartal arkadaşımız Çiğdem Anatküren'e komando kamplarında eğitildiğini açıkladı. Yıllar sonra Özal suikastında çok işine yarayacak olan taklalar atarak kaçma hareketini o yıllarda öğrendiğini anlattı. 80 öncesi dönemde ülke ocaklarına kayıtlıydık. Onların eğitim kamplarına katıldım. O arada her türlü eğitim vardı. Şimdi onları açıklamak istemiyorum. Yani Türkiye'nin belirli yerlerinde kamplar vardı. Ama onlar gizliydi. Emekli ordu mensupları eğitiyorlardı gençleri. Adam eğitim görmüş, kendisi komando zaten.
bizim gençlere yetiyor. Öbür tarafta yetiyor. O zaman TİKO var. Dev genç var. Onlar da gidip Filistin'de eğitim görüyor. Bizim gençlikte Türkiye'de görüyor. O zaman çatışma vardı. Eğitim şarttı yani. Zihinsel eğitimde gördünüz mü? Tabii. Orada milliyetçilik eğitimi var. Türk milliyetçisi, İslam, vatan millet davası diye artık müthiş bir eğitim var. Bilinç eğitimi de var tabii. Bu zihinsel eğitimi kimler veriyor? İşte o şeyde ihtisas gören kişiler var. Adam milliyetçiliğin kitabını yazmış. O kadar biliyor ki her şeyi. Dış Türklerden tut, Türk'ün kafatasına kadar incelemiş. Kartal Demirağ bu dönemde ülkücü hareketin önde gelen isimleriyle de tanıştı. Örneğin Avrupa'daki ülkücü kuruluşların lideri ve Mehmet Ali Ağca dosyasının önemli ismi Musa Serdar Çelebi ile o sıralarda dost oldu. Musa Serdar Çelebi'yi 80 öncesinden tanıyorum. Ankara'da falan görüştük. İyi çocuktur, temiz arkadaştır. Ama 80'den sonra onlar Almanya'ya şeye gittiler. Belçika, Fransa oralarda yani nerede olduğunu bilmiyorum da. Yurt dışında büyük bir insandır yani. Sözü geçer, kafası çalışır. İyi bir çocuktur. Kartal Demirağ komandoluğun yanı sıra eğitimini de sürdürüyordu. Kütahya Eğitim Enstitüsü'nden mezun oldu. Adıyaman, Muğla ve Kars'ta ilkokul öğretmenliği dahi yaptı. 1985'te bir düğün için memleketine gittiğinde bir kez daha eli kana bulandı. Bu kez kurban çok yakın bir arkadaşıydı. O kurbanı yıllar sonra Daskırı'da bulduk ve ona Kartal Demirağ sorduk. Kartal benim çocukluğu arkadaşım. Yediğimizi ayıştığımızı ayrı etmeyen bir insanı. Yalnız psikopattu. Devamlı hiçbir iyi günü yok yani ayıp bir günü yok. Devamlı içerdi. Ağacayı beğenirdi, ağacayı özenirdi. Bir takım mal ve hareketleri dayıvaridir. Bir defa alkolü içti mi, yani dünyayı ben yarattım gözüyle görür. Karşısında kim de olsa, öleceğini de bilse, öldüreceğini de bilse gider. Abdullah Şengül'ün suçu içkili karşılaştığı Kartal Demirağ, kartallar leş yer demekti. Bu lafın bedelini akciğerine yediği bıçak darbeleriyle ödedi. Demirağ da adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan 10 yıl ağır hapse mahkum oldu ve Dinar cezaevine kondu. İşte Kartal Demirağ'ı özel suikastına sürükleyen gelişmeler burada başladı. Demirağ hapishane hayatı karşısında bilendi, kinlendi ve bu kinini bir kişide yoğunlaştırdı. Başbakan Turgut Özal. Ben cezaevine girdiğim zaman 1985'te bir af tantanası falan vardı o zamanlar. Bütün siyasi liderler af vereceğiz diyorlardı. Sadece Özal af yok diyordu. Biz de hapishanede kötü yaşıyoruz. Haksızlık görüyoruz, adaletsizlik görüyoruz. Bunalıyoruz tabii. İşte bu bunalımların sonunda artık tek hedef olarak Özal'ı gördüm. Çünkü benim hayatım ona bağlıydı. Özal haşa bana tanrı gibi geliyordu. Olamaz da yani hiçbir insan. Yani öyle bir durumdaydı artık o an için. Biz de işte suikastı onun için yaptık. Özal suikastının kilit adamı olduğu söylenen insan bu aşamada devreye girdi. Kartal Demirağ'ın cezaevinde Özal'a karşı kinlendiği dönemde ziyaretine Osman Atay adlı bir arkadaşı geldi. Savcılık iddianamesine göre Kartal Demirağ Özal suikastına azmettiren Osman Atay'dı. Ve en önemlisi yine savcıya göre Atay iş adamı Kemal Horzum'un yanında çalışıyordu. İddianameye bakılırsa Osman Atay cezaevinde Kartal'a Horzum'un da Özal hükümetinin uygulamalarından rahatsız olduğunu söylemiş ve sen ufak işlerle cezaevinde çürüyorsun. Yapacaksan büyük iş yap demişti. Bu ipucu son derece önemliydi. Çünkü suikastin arkasında kimler var sorusuna yanıt aranırken Horzum'un adı işin içine karışıyor ve bir adamın suikastçıyı cesaretlendirdiği ortaya çıkıyordu. Kemal Horzum da Kartal Demirağ gibi afyonluydu. 1980 sonrası üne ve paraya kavuşmuştu. 12 Eylül sonrası MDP'ye maddi destek vermiş ancak sonra Özal döneminde ortağı olduğu AVA ajansı aracılığıyla icraatın içinden programlarını hazırlamıştı. Bu arada 1985'te Emlak Bank'ın 80 milyon dolarını zimmetine geçirmekle suçlanmış, hakkında dava açılmış ve İsviçre'den iadesi istenmişti. Suikasti soruşturan savcı Nusret Demiral, Kartal Demirağ'ın ifadesinden yola çıkarak suikasti aydınlatacak kilit adam Osman Atay'dır diyordu. Ama Atay İsviçre'deydi, bulunamıyordu. Horzum da kayıplara karışmıştı. Bu nedenle Osman Atay'la veya Kartal Demirağ'la bir bağlantısı olup olmadığını avukatı Ali Karaküçe'ye sorduk. Ne Cumhuriyet Savcısının açtığı davada ne de daha sonra suikastçı Kartal Demirağ yargılayan mahkeme böyle bir delile kavuşamamış olacak ki
Ellerinde böyle bir delil yok ki müvekkilimin bu suçla bir ilgisi olduğunu ortaya koymamışlar. Bu durumda Osman Atay ve suikaste Kemal Horzun bağlantısı iddialarını aydınlatabilecek bir tek kişi kalıyordu. Cezaevindeyken Osman Atay'la görüşen Kartal Demirağ. Demirağ, Atay'ın kendisini cesaretlendirdiği yolunda savcılıkta verdiği ifadeyi yalanladı. Bunun işkence altında alındığını söyledi. Ancak Horzum'dan söz ederken suikastle ilgili ilginç ve yeni tezler öne sürdü. Bu Osman Atay konusu var ya, baştan sona senaryo bir olan bir konu. Ne suikastle ilgisi var Osman Atay'ın efendim, ne bilmem ne, hiçbir şeyle ilgisi yok. Cezaevinde de dinerdeyken bir defa geldi. Ben arkadaşımdır kendisi orada memlekette. Hani bunun hiçbir ilgisi yok bu suikast olayla. Bu bir senaryo olay. Artık bunu ben hatıralarımda açıklıyorum. Burada açıklarsam. Kim yazdı bu senaryoyu? Bu senaryoyu hep beraber yazdık gerçi de. Fakat bunu anılarımda açıklayacağım artık. Çünkü burayı açıklarsam benim hatıralar para yapmaz. Peki neden böyle bir senaryo yazdınız? İşte onlar gizli gizli. Onları şimdi hatırlamıyorum. Şey hatırlıyorum da yani açıklamıyorum. Bunlar hep senaryodur. Osman Atay kim ya? Osman Atay önemli biri değilse neden Osman Atay'ı saklıyorsunuz? Bu senaryodaki bir oyuncu, artist yani. En alt tabakalardan bir tanesinde artist. Sadece Osman Atay işte. O alt tabakalardan. Üst tabakadaki der kim? Üst tabaka, senaryoda üst tabakalarda var. Kim onlar? Kemal Horzun var mesela. Bunları şimdi açıklamıyorum. Kemal Horzun'la size aracılık yapan Osman Atay mıydı? İşte bunlar dedik ya, bunlar artık... Sonra açıklanacak şeyler. Demirağ Dinar cezaevinde 2,5 yıl yattıktan sonra Dalaman Açık cezaevine nakledildi. Bu nakilden 3 gün sonra da firar etti. Firar etmesinden suikast tarihine kadar geçen 5 ay içinde neler yaptığı, kimlerle görüştüğü ve suikasti nasıl planladığı da hiç öğrenilemedi. Çok önemli olaylar geçti başımdan. Yani maceralar geçti ki insan, her insanın yaşayabileceği şekilde. Müthiş maceralar yaşadım. Ocak ayında kaçtım. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'a kadar çok şahane anılarım var. Silah belimde çok dolaştım mesela böyle. Polislerle arkadaşlık yaptım, sivil polislerle Adana'da. Beraber dolaşıyorduk. Suikast yeri olarak neden kongrenin yapıldığı salonu seçtiniz? Kongre salonuna girmek genellikle çok zordur. Tam dedim, iyi ortam. Orada dedim, ateş edebilirim. Öyle bir düşündüm ki benim için basit bir olay gibi geldi bana. Aslında zor da öyle geldi yani. Yani özel bir gün taksiyle giderken ateş etsen vuramazsın. Veyahut evinde olmaz, şurada burada olmaz ama kongre açık yer. Toplum açık, giren çıkan çok, kalabalık. Öyle düşündüm. Sabah aramalar çok sıkı. Öğleden sonra sigara dumanı, pis hava insanı bunaltıyor tabii. İnsan sıkılıyor. Tabi her şeyi gevşeyeceğini tahmin ettim. Saat 12-1 arasında öyle gittim oraya. Hiçbir tedbir almadım. Oraya giderken var ya, ya ölürüm dedim. Ya ölmem. Kaçmak %1, %0. Ama oraya giderken ölüm dahi bana vız gelmişti yani. Sonrasını herkes biliyor. Başsavcı Nusret Demiral suikast tatbikatını kongre salonunda bizzat yaptırdı. Ama bu kez suikastçının çevresi ANAP'lı delegelerle değil, polisler ve savcılarla doluydu. Kartal Demirağ sorgusundan sonra Ankara cezaevine kondu. O günlerde herkes suikastin arkasındaki ismi arıyordu. Talihin cilvesine bakın ki Kartal Demirağ'ın suikast senaryosunda başrole koyduğu Kemal Horzum da o sıralar Türkiye'ye getirildi ve Ankara kapalı cezaevinde Kartal Demirağ'ın hücresinin az ötesindeki bir koğuşa kondu. Kartal Demirağ aynı hapishanede yattığı Horzum'u sorduğumuzda çok yeni ve çok önemli bazı ipuçları verdi. Bakın belki bir şey söyleyeyim mi? Kemal Horzum Türkiye'nin en zengin adam. Bu adam parayla her işini yaptırır. Hapishanelerde rahat eder. Bana yetki versin devlet. Ben gideyim Kemal Horzum Panama'daki, İsviçre'deki dolandırdığı paraları getireyim. Devletin gücü burada işte ortaya çıkacak. Paralar bizim paramız, senin benim paramız. Yetimin, fakirin hakkı var. O paralar gitti, Kemal Horzum üstüne yatmadı. Neden? Paralar önemli olan bence paradır. Niye Türk devleti o paraları geri almıyor? Alsa ya. Beni yıllarca hapishanede çürütmesini biliyordu. Ondan niye almıyor? Ama ben alırım. Bana yetki versin ben alırım. Çünkü senin benim para.
Fakirin, fukaranın parası, devletin parası. İşte ben bunlara kızıyorum Türkiye'de. Haksızlık işte bunlar. Adamı 3 sene yatırıyorlar, bırakıyorlar. Krallar gibi yaşıyor şimdi. Hapishanede yatmadı ki o. Lüks otelde yattı. Ben kimseden korkum yok, konuşurum. Lüks otelde yattı, çıktı. Biz hücrede yattık, onlar otelde yattı. İşte Türkiye'de bunlar adaletsizlik oluyor. En çok kızdığım nokta benim. Kemal Orzum size para gönderdi mi? Yok, ne parası gönderecek. Bana bir çay bile ısmarlamaz Kemal Orzum. Bunlar yalan dolan iş. Göndermez asla. Adam zaten ANAP'ın sayesinde zengin olmuş. Yani o zaman için ANAP'lıymış o. Bana para gönderseydi ben bunları söylemezdim işte. Verseydi para mesela. Vereceğim dedi mi sana? Yok canım, görüşmedi. Keşke vereceğim deseydi ya. Vereceğim dese ondan ben zor alırdım. Verseydi öyle bir şey demedi. İşte göndermediği için yani bize bir hemşehrilik ilişkisi yapmadı. Zaten de ilişkimiz yoktu. Ben de kızıyorum, onun aleyhinde konuşuyorum işte. Benim onun parasına ihtiyacım yok da. Öyle yani. Onun şeyi var ya, MİT'le aramızda geçen bir şey. Siz MİT'te görev yapmış mıydınız? Öğretmenlik yaptığım günlerde vardı yani birkaç tanıdığım arkadaş. MİT'te çalışan, Adıyaman'da falan. Bunlar tabii önemli konular. Pek az açıklama yapmak istemiyorum bu konuda da. Yani biz her şeyi vatanımız, milletimiz için yaptık yani MİT. Bugün vatan için çalışan bir teşkilat. Sizin de ilişkiniz vardı. Bu arada arkadaşlarım falan, biz de girip çıkıyorduk tabii işte ama ben aşırı değilim tabii canım. Ben öyle bir şeye bağlı değilim yani. Suikastten birkaç ay sonra Horzum'un bu olayla ilişkisi sorunu hükümet gündemine geldi. Kayıp iş adamının siyasi ve mali ilişkileri Özal hükümetinde krize yol açmış, iktidar sallanmıştı. Başbakan Özal, Emlak Bank Genel Müdürü Bülent Şemiler'e Horzum'un bankaya borcu için soruşturma açtırırken suikastla ilgili iddiaları da araştırmasını istemişti. Efendim ben o tarihlerde yalnız bir banka genel müdürü değildim. Zamanın başbakanının bankacılık konusunda baş danışmanıydım. Sayın başbakana girişimde bulunan ciddi bir suikast mevzu bahisti. Bu suikastla ilgili bir takım para transferleri iddiaları vardı. Bu iddiaları benim araştırmam istendi. Sayın Başbakan bizzat bu talimatı bana kendisi verdi. Çok ciddi yerlerden ihbarlar aldık bu konuda. Ben bu ihbarları Sayın Başbakan'a arz ettim. Bu konuda çok ciddi bir araştırmaya giriştim. Ancak bu araştırmanın bazı hesapların Panama Cumhuriyeti'nde olduğunu tespit ettik. Bu araştırmayı yaptığım için parti içerisinde bir grup benim istifamı istediler. Sayın Başbakan'a baskılar getirdiler. Kamuoyunda, basında haftalarca bu yazıldı. Sayın Başbakan benim istifa etmemin doğru olmayacağını, şaibe altında kalacaklarını, kendilerine defalarca söylemesine rağmen ya o ya biz diye tavır koydular, benim istifa etmemi sağladılar. Ancak Şemiler'in istifasıyla olay kapanmadı. 1990 yılında mecliste kurulan bir Horzum Araştırma Komisyonu olayı soruşturmaya başladı. İşte bu komisyonda 1991'in Şubat ayında ifade veren bir tanık suikast olayına yepyeni bir boyut getirdi. Tanığın adı Uğur Tönük'tü. Yargıtay üyeliğinden emekliydi. Horzum araştırması için Bülent Şemiler tarafından bankaya davet edilmiş ve bu arada suikastin de iç yüzünü araştırmaya koyulmuştu. Tönük, bu araştırma sırasında yaşadıklarını o gün komisyona anlattı. İfadeler bugüne dek gizli kaldı. Suikastle ilgili çok önemli ipuçları içeren bu ifadenin bir bölümü tutanaklara da aynen şöyle geçti. Özal'la ilgili suikasta Afyon'a kadar gittik. Afyon'da eski arkadaşlarımız vardı. Onlarla konuştuk, incelemeler yaptık. Netice itibariyle Afyon Daskırı'da 1974-77 seneleri arasında Ege bölgesinde meydana gelen sol hareketleri önlemek için Daskırı bölgesinde bir eczacının başkanlığında bir kontrgerilla teşkilatı kurulduğunu tespit ettik. Ve Kartal Demirhan'da bu kontrgerilla teşkilatının yetişmiş elemanı olduğunu tespit ettik. Aradan zaman geçti, beni bir yere çağırdılar. 3 kişiydiler, adlarını bilmiyorum. Bu bankadan ayrılmamızı ve tahkikat yapmamamızı söylediler. Tahmin ediyorum o tarihte bunların MİT'le ilgili adamlar olması lazım. Onun üzerine bende şöyle bir fikir meydana geldi. Demek ki biz bazı yerlere ulaşma durumuna gelmişiz ki bir tepki meydana gelmiş. O halde bu suikast Horzum ve grubu tarafından yapılmamıştır. Başka bir teşkilat tarafından bir başka maksatla yapıldığı kanaatine sahip olduk biz o tarihte.
Ve biz yine o tarihte bu silahın da kongrenin içinde polisler tarafından verildiğini tespit ettik. Tespit değil, duyumlar elde ettik. Yani bu adam o silahla oraya gelmiş değil. O adam oraya getirilmiş bir adam ve olaydan sonra gerilla dönüşü itibariyle adamı vurmak mümkün olmadı. Belki orada bir grup adamı öldürmek istiyorlardı, vuramadılar. Adam kendini gerilla olarak kurtardı. Şimdi ben size soruyorum. Bu kişiler aklanmışlar mıdır? Suçlu mu bulunmuşlardır? Bu araştırmalara ne olmuştur? Bu araştırmaları yapan müfettişlere ne olmuştur? Neden bunlar görevden alınmışlardır? İşte bir suikast ve sayısız soru işareti. Özal suikastının üzerinden tam 4 yıl geçti. Dosya tam kapanmadan olay unutuldu ve geride yanıtlanmamış onlarca soru, araştırılmamış bir sürü ipucu kaldı. Şimdi kamuoyu kapanmamış bir dosyanın başrol oyuncularından bu soruların yanıtlarını bekliyor. Osman Atay, halen İsviçre'de olduğu sanılıyor. Suikastın kilit adamı olarak nitelenmesine rağmen peşine düşülmedi. Kemal Horzum, zimmetine para geçirmekten 12 yıl 6 ay hapis yedi. Nerede olduğu bilinmiyor. Suikast iddianamesinde suçlanmadı. Ancak hakkında yoğun spekülasyon var. Kartal Demir'a 20 yıl yedikten sonra cezasının 1/5'ini tamamlayıp şartlı tahliye ile salıverildi. Örgüt bağlantılarını açıkça ifade ettiği halde suikaste tek başına davrandığı hükmüne varıldı. Turgut Özal, suikastin mağduru bugün Cumhurbaşkanı. Olaydan sonra bana kurşun sıkan militanın arkasında hangi karanlık güçlerin olduğunu biliyorum demişti. O karanlık güçlerin kim olduğu hiç açıklanmadı.